bir yıllık bir yara iyileşme periyodu vardır. İzin nihai hale alması bir yıldır. Bir, yıl. Bir yılın sonunda biz size bakacağız. Eğer o iz sizi rahatsız ediyorsa ki edebilir. %500-10 oranında söylüyorum bunu. O zaman iz kamuflaj yöntemlerini uygulayacağız. Ne yapacağız? İki şey var. Bir, skar revizyonu. Bu izi daha da azaltacak yeni bir skar revizyonu, cerrahi işlemi uyguluyoruz. O var olan izin fark edilme oranını daha da düşürüyoruz. Tamam. Bir diğeri, bu izin içine saç dikiyoruz. Bakın saç dikiyoruz içine ve sizin iziniz zaten saçın içinde saçın kalmış. Içinde otomatik kalıyor. Olarak içinde kalmış oluyor. Bunun gibi ama bazı insanlarda, örneğin bakın şeker hastalarında, örneğin yara iyileşme problemi olanlarda, örneğin sigara içenlerde ve sigara içenlerde altını çiziyorum. Sigaranın altını 3-5 defa çiziyorum. Bunun kadar vücuda zarar sigaranın veren... Sigaranın altını özellikle çiziyor çünkü sigara sağlığa zararlıdır. Zararlıdır ve sigara çirkinleştirir. Sigara sağlığa zararlıdır, sigara çirkinleştirir. Bu kimselerde ise yara iyileşme oranı biraz daha düşük oluyor ve skar oluşma, memnuniyetsizlik oranı skardan oluşabilir. Bakın burada yüzümüzde bazen yaralar oluyor. Bakın şu bölgede kulağın önünde yara izleri bile oluşabiliyor. Bazı kötü yara iyileşmesi olan insanlarda da bu olabilir. Bunun mutlaka ameliyat öncesinde zaten ifade ediliyor, tabii, anlatılıyor. Az da olsa bir risk var. Peki oldu, olduysa yine de endişe etmeye gerek yok. Skar revizyonu ve skar kamuflaj yöntemleriyle bunlar biraz sabırla ve biraz hekime güvenle. Yani biraz hekimize güveneceksiniz. Tamam. Biraz sabırlı olacaksınız. Tabii ki. Ve zaman içerisinde bu problemleri de çözeceksiniz.